Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun lütfen. Bu işin hukuki boyutta nasıl olduğu, kimin haklı olduğu, kimin suçsuz olduğu, bunun bir cinayet olup olmadığı bizim cevap verebileceğimiz sorular değil. Mesele yargıda ve Yargıtay süreci de devam ediyor. Ama bizim bir babayı duymamız lazım. Duymamız lazım ki küçücük bir soru işareti bile varsa, ortada bir cinayet ihtimali bile varsa tüm bunların açıklığa kavuşmasında babanın yanında olmamız gerekiyor. Ailenin avukatı Faruk Zorba şimdi salonumuzda bizimle birlikte olacak. Süreci kendi gözünden, avukat olarak kendi değerlendirmesiyle anlatacak bize. Bu hukuki bir süreç ve iş yargıda. Buralarla da siz zaten ilgileniyorsunuz da. Yine bildiğiniz kadarıyla, takip ettiğiniz kadarıyla bir avukat olarak bunlar 11 yıl önce. Olay günü ne oluyor? Ne yaşanıyor? Aslında 11 yıl önce ne olduğunu biz de bilmiyorduk. Tam 2 yıl boyunca biz sayısız defa keşif istedik olay yerinde. Çünkü biz olayla ilgili bir fikrimiz de yoktu. Sadece sonradan olaya karıştığı iddiasıyla haklarında dava açılan kişilerin tek taraflı anlatımı vardı. Tabii keşif de yapılmadığı için biz olayın yerini de görmedik. Ve olayın nasıl gerçekleşmiş olabileceğine dair de tabii haliyle bir fikrimiz olmuyordu. Tabii daha sonrasında birden her şey değişiverdi. Ve bugüne geldiğimizde o 20 sayfalık dosya 50 klasörlük bir yeküne ulaştı. Şimdi tabii bir cinayeti aydınlatacak deliller ilk 2-3 saat, yani bunlar altın saat olarak kabul edilir. Ama bizim olayımızda tam 2 yıl sonra adeta böyle aslanın ağzından değil, yani karnından deliller almak suretiyle biz delillendirdik. Aslı Hanım yani duygularını saklayan bir insan değil. Yani çevresiyle paylaşan, arkadaşlarıyla paylaşan bir insan. Bu da tabii bizim işimizi kolaylaştırdı. Benim gördüğüm Aslı insancıl bir insan. Yani en büyük hususiyeti o. Yani doğayı seviyor, insanları seviyor. Yani benim bilgisayarımda da işte basılı fotoğrafları da var. Binlerce fotoğrafı var. Bir tane fotoğrafında gülmeyen, suratı asık olan bir Aslı yok. Hep neşeli, hep mutlu. Kendisi mutlu olduğu gibi etrafındaki insanları da mutlu edebilen, etrafa neşe saçabilen bir insan. Şimdi önce sorulan soru şu genellikle, hani orada niçin bulunuyordu? Yani önce onu anlatmak isterim. Aslı 2003 yılı Miss World yarışmasının birincisi seçiliyor ve ondan sonra da mankenlik hayatı başlıyor. Çeşitli Türkiye'deki kurumsal firmalarında hem yüzü hem modeli olarak hayatını sürdürüyor. 2010 yılında da Haziran ayında yine Miss World yarışması düzenleniyor. Bu yarışmanın organizasyonunu da Aslı yapıyor. Ve hatta orada bu jüri üyesi de aynı zamanda. Ve bu olayın gerçekleştiği otel bu programın sponsorlarından biri. Hatta misafirler de bu otelde kalıyorlar. Tabii yarışma bittikten sonra ısrarla işte tatilini orada geçirmesi için davet ediyor. Yani olaydan 10-15 gün önce olay yerine geliyor. Bu süreç içerisinde hiçbir sorun yok. Hiçbir şüpheli olay yok. Sanık tarafının şöyle bir savunması var. Yani Aslı benim sevgilimdi. Beni kıskanıyordu. Tabii bu ifadeler zaman içerisinde de değişiyor ve gelişiyor. İlk ifadesinde işte diyor ki işte bir kadeh tokuşturmaktan dolayı bir tartışma çıkmış güya. Bundan dolayı
işte bana karşı çok bozuldu. Bir tatsızlık oldu aramızda. Daha sonrasında da bu olayı doğrudan intihara bağlıyor. Yani böyle bir basit bir gerekçe kuruluyor aslına bakarsanız. Siz dosyalardan Aslı'yı tanıdınız. Baba 32 yıllık kızını biliyor. Burada anlatıyorsunuz onu da, vicdanını da. Biz anlatalım. Biz süreçte kimseyi suçlamıyoruz. Biz buradan onu bilemeyiz. Ama sizin gördüğünüz bütün delillerle, süreçlerle beraber orayı konuşuyoruz ya. Güvenlik kameralarını gördünüz. Ne var o görüntülerde? Ne oluyor? 2010 20 Temmuz'unda bir akşam yemeğine gidiliyor. Kalabalık bir yemek. İşte Aslı'nın da tanıdığı kişiler bu yemeğe katılıyorlar. Yine Bodrum'da. Biz orada kameralardan yine Aslı'yı işte burada fotoğraflarda görüldüğü gibi böyle çok neşeli bir şekilde, gülerek, böyle eğlenceli bir şekilde arabaya binip gittiğini görüyoruz. Ve yani çok erken bir saat, yani o tatil bölgesinin şartlarına göre erken bir saat, 12 gibi de bu araçla ve yanında da işte bu sanıkla birlikte üzgün, bitik bir vaziyette, ağlar vaziyette geldiğini görüyoruz. Evin hizmetçisinin yine aynı bu ifadeleri o da kullanıyor. Giderken böyleydi ama döndüğünde de böyle. Eve ağlayarak giriyor. Tabii. Ve evin içerisinden geçerek evin işte bahçesinden çıkıyorsun. Bahçenin altında kod farkından yararlanılarak yapılmış odalar var. Aslı orada kalıyor. Yani evin dışında bir yerde kalıyor. O oraya inen merdivenlerde oturduğunu görüyoruz, ağladığını görüyoruz. Daha sonrasında Aslı yine bahçenin olduğu kısma çıkıyor, iniyor ve son çıkışından yaklaşık bir yarım saat sonra sırtüstü yere düşerken kamera kayıtlarında görüyoruz. Şimdi sanık neler anlatıyor? Ben size onu anlatayım. Şimdi birinci ifadesinde diyor ki ya işte diyor kadeh tokuşturma meselesinden dolayı aramızda tatsız bir şeye geçti ama önemli bir olay değildi diyor. Ya başka da bir tatsızlık olmadı diyor. Şimdi yemeğe katılanların tamamı yani bu kadeh tokuşturma meselesi üzerinde duruyorlar ve açıkça şunu söylüyorlar. Yani başka yemekte gerginlik oluşturacak hiçbir şey yaşanmadı diyen, mesela bunu diyen kişilerden bir tanesi daha sonrasında ifadesini değiştiriyor. Diyor ki evet diyor, ben diyor hatırlamamıştım ama diyor o zaman diyor böyle böyle bir şey yaşanmıştı diyor. Şunu bir merak ettim. İfadeler değişti vesaire diyorsunuz ya oraları. Sizin bildiğiniz olay ne? Yani Aslı bir şey mi öğreniyor ya da herhangi başka bir olay mı oluyor? Sizin ulaştığınız bilgi ne? Bu son çıkışında da elinde bir şeylerin olduğunu görüyoruz. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Elinde bir şeylerle çıkıyor yani. Ve muhtemelen ki bunu kabul ediyor zaten. İşte kartlarım ve ona ait işte ilaçlar vesaireler olduğunu söylüyor. Yani onları diyor bıraktı diyor. Muhtemelen dediği de doğru. Aslı bunları vermek için gidiyor. Artık herkes o ortak alandan odalarına çekilmiş. Aslı da çekilmiş. Muhtemelen Aslı da bunu bekliyor. Yani yalnız konuşmak istiyor bu kişiyle. Yatak odasına gidiyor. Belden aşağısı felçli birisi. Sakat. Hiçbir hissi olmayan, belden aşağı hiçbir hissi olmayan bir kişi. Onun odasına gidiyor ve başlayan tartışma tahminimize göre, bu bizim tahminimiz, orada da devam ediyor. Oraya çıkan bir döner merdiven var.
Aslı oradan düşüyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? Somut delile dayalı bir delil. 112 kaydı tam olaydan 4-5 yıl sonra dosyaya getirdik. Bu olayın en iyi aydınlatan bilgi bu 112 kaydında. 112'yi arıyor. Diyor ki biri merdivenden düştü. Şu anda başı ve kendinde değil. En başından beri 112 kaydı yokken de biz hep bunun üstünde düştük. Yani olay ilk iki aşamalı olarak düşündük. Birinci aşamada merdivenden itildi, düştü ve orada ölümcül bir yara aldığını görüldükten sonra işte yani işin vahşet boyutu burada. Can sıkıcı, insanlık dışı boyutu burada. Oradan alınıyor. Raporda denildiği gibi, bakın resmi mahkemenin aldığı raporda denildiği gibi bir çuval gibi tutulup aşağıya bırakıldığı söyleniyor.